Selam arkadaşlar, ben İlkan Demirbağ, Ruh Cimdisiniz. Bu haftaki konumuz uykusuzluk. Uykusuzluk günümüzün insanının problemlerinin en başında geliyor. Peki neden? Veya bir şekilde doğru uykuya nasıl ulaşırız? Ulaştığımız zaman bize ne gibi faydaları var? Hepsini bu videomda kısa bir şekilde size anlatacağım. Hadi buyurun videomuzu izleyelim. Neden uyuyamıyoruz? Uyuyamayışımızın farklı farklı sebepleri var. Tabii ki günümüzde daha fazla uykusuzluk çekiyoruz. Bunların en başlıcalarından biri günlük 24 saat olan zamanı bir kısmını yaşam, bir kısmını iş diye ayırmamız. İş ve yaşam birbiriyle pek denk değil. Yaşama yani sosyal faaliyete zaman ayırmak için uykumuzdan feragat ediyoruz. Stres altındayız. Sanayi devrimiyle birlikte insanlığın teknolojiyle yakınlaşması arttı. Ve biliyorsunuz ki her tarafta aydınlatma, evimizde aydınlatmalar mevcut. Bu yapay ışıklar insan vücudundaki uyku hormonunu baskılamaktadır. Sürekli dijital bir bağlantı içerisindeyiz. Şu an ben bile sizinle cep telefonum sayesinde internet üzerinden sizle bağlantıdayım. Evimizde sürekli Wi-Fi sinyalleri var. Bu uyku bozukluğu yapıyor. Uykularda cep telefonlarından ve bilgisayarlardan alınan mavi ışık uyku bozukluğuna sebebiyet vermekte. Telefonlarınızda ve bilgisayarlarınızda okuma modu veya mavi ışık engelleme modu var. Bunları açarsanız sizin sağlığınız için iyi olur. Beslenme alışkanlıklarımızın bozulması. Geç saatte yemek yemek uyku düzenini kesinlikle bozuyor. Çünkü vücudunuza enerji alıyorsunuz. Enerji aldığınız zaman uykunuz kaçıyor. Öncelikle uykunun kalitesiz ve eksikliğinden bahsetmek istiyorum. Kalitesiz ve eksik uykunun insan vücudunda olumsuz etkileri mevcut. Bu olumsuz etkileri kabaca saymak gerekirse zihinsel aktivitelerde zorluk çekmek, odaklanmak, düşünmek, cevap vermek. Bu günümüzün öğrencilerinin en fazla yaşadıkları sıkıntı. Biliyorsunuz ki dünya şu an için bir hastalıkla cebelleşiyor. Bağışıklık sisteminin düşmesinin en büyük sebeplerinden biri de uykusuzluk ve kalitesiz uykudur. Düzensiz uyuyan ve kalitesiz uyuyan insanlarda kalp damar rahatsızlıkları, kalp hastalıkları daha fazla görülmektedir. Uykusuzluktan sebep olan eksik enerjiyi besinlerle tamamlamaya çalıştığımız için vücudumuzdaki kan şekerindeki düzensizlikten ötürü bir de obeziteyle uğraşıyoruz. Sürekli yorgunluk ve isteksizlik hali uykusuzluğa bağlıdır. Bunların içinde biri de var ki tam bir illet, kanser. Uykusuzluk yaşayan insanlarda veya gece vardiyalarında sürekli çalışan insanlarda kanser hastalığının görülmesi %50'leri aşmaktadır. Evet, uykuyu anlattık, uykusuzluğu anlattık. Peki uykumuzu tekrar geriye nasıl kazanabiliriz? Öncelikle biliyorum zor ama stresten uzak durmamız lazım. Stres birçok kötü, negatif şeyin hayatımıza girmesine sebebiyet veriyor. Öncelikle hayatımızı düzene sokup beslenmemiz, dinlenmemiz ve hiç spor yapmıyorsanız egzersize başlamanız gerekiyor. Yapılan araştırmalarda uykuya yakın saatlerde cep telefonu, bilgisayar, wifi bunlardan biraz uzaklaşmanız gerekiyor. Bu sizi uyku düzeninizi yerine getirecek. Uyumak istediğiniz saatte yaklaşık 1 saat varken evinizdeki bütün wifi, ışık, cep telefonu, bilgisayar bunları kapatıp karanlıkta oturun. Emin olun bu rutini sürekli yaptığınız zaman uyku düzeniniz yerine gelecektir. Doğru şekilde beslenmemiz gerekiyor. Nedir bu doğru şekilde beslenme? Maksimum 8.30-9'a kadar yemeğimizi yiyip bu saatten sonra kahve, çay, meyve. Meyve çünkü insanı ister istemez enerji patlaması yaratır. Bunlardan uzaklaşmamız gerekiyor. Bu saydığım şıkları akşama, geceye doğru yaparsanız
uyursanız bile gece boyunca midenizde onlar çürüdüğü için, çünkü ilerleyen zamanlarda bir video paylaşacağım neden gece yemek yenmez. Siz 8 saat bile uyusanız sabah yorgun kalkacaksınız. Bunun sebebi midenizde bekleyen yiyecekler. Düzenli egzersiz yaptığınız zaman vücudunuzda her zaman söylediğim gibi yıkım oluşacaktır. Bu yıkımı vücut tekrardan düzenlemek isteyecek ve sizi uyku moduna sokacaktır. Şimdi gelelim bizim kanalın konsepti, yani vücut geliştirmeyle uykunun önemi nedir? Her zaman bahsediyorum. Benim için antrenman en son, beslenme kimine göre en önemli, uyku belki orta sırada. Bana göre ise uyku, yani dinlenme süresi benim için en önemli şey. Siz gün içerisinde çalışıyorsunuz, hayatta koşturuyorsunuz ve sonunda gelip evinizde veya spor salonunda veya açık havada antrenman yapıyorsunuz. Bu antrenmanı yaptığınız zaman her zaman söylediğim gibi kaslarda mikron mikron yırtıklar oluşturuyorsunuz. Bu yaptığınız hasarı vücudunuzu besinler alarak kendisini toparlamasını umuyorsunuz. Evet, besinleri de aldınız. Fakat neden bir yere varmıyor? Sebebi şu. O aldığınız besinlerden tabii ki kasları onaran protein. Fakat bu süreç sadece uyku esnasında oluyor. Yani ufak bir örnek vermek istiyorum. Arabanızda bir problem var. Siz arabanızı sanayiye götürdünüz veya servise götürdünüz. Ustanız sizin motorunuza bakarken kontağı kapatmanızı istiyor. Niye? İşte sizin de yoğun şekilde veya hafif şekilde yaptığınız antrenmanların üstüne yaptığınız beslenmelerin birleştiği nokta uyku. Uykuda ve karanlıkta growth hormonu yükselir. Yani dinlenme. Dinlenmiyorsanız, daha eski videolarımdan beri söylüyorum, yaptığınız her şey boşuna gidiyor. Bugünkü videom bu kadar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.